Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 12 Haziran 2021 fıstık aşılarımıza devam ediyoruz. Şimdi bugün arkadaşlar kayda girdik. Geçen videomuzda ben erkek çeşitlerinden bahsetmiştim. Bu sefer de arkadaşlar bu videomuzda da Antep fıstığı çeşitlerinden bahsedeceğim sizlere. Önce bu arazimiz hakkında size bir bilgi vereyim arkadaşlar, ufak bir bilgi. 3 dönümlük bir arazimiz. Aslında 4 dönüm ama işte bir dönüm kenarında yol var, bir dönümünü yola verdik. 3 dönüm kaldı. İçinde yaklaşık ağaç, yaklaşık olarak 60 tane Antep fıstığı anacımız var. Bunları siirt aşılıyoruz arkadaşlar. Ağaçlarımız 4 yaşında. Şöyle bir arka tarafı da bir göstereyim. Şu alt taraftan vurup geldiğimiz aşılarımız. İşte şurada bir 10 ağacımız falan kaldı, aşıladık. Şimdi bunu siirt yapıyoruz arkadaşlar. Benim var, siirt var yine arazilerimin içinde. Yalnız işte 300 ağacın içinde 10 tane, 400 ağacın içinde 20 tane, bu şekilde küçük küçük. Bunu da komple siirt yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bir de şeyimiz var, ucubelerimiz var. Önümüzdeki yıl kısmet olursa onları da siirt aşılayacağım inşallah. Dedik bir daha yani böyle bir farklı bir çeşit olsun. İşte ikisi 130 ağaç falan yapıyor. Dedi 130 ağaç da bu olsun elimizde ki belki bundan sonraki yaptığım ağaçların hepsinde siirt yapabilirim. Çünkü siirt de ticari anlamda hem verim anlamında hem ticari anlamda güzel bir çeşit arkadaşlar. Şimdi biraz da size şeylerden bahsedeyim arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla tabii bütün çeşitlere hakim değilim. Hakim olduğum çeşitlerden, Antep fıstığı çeşitlerinden size bahsedeyim. Şimdi birinci olarak şeyden başlayalım. Antep fıstığından. Antep fıstığı arkadaşlar her zaman belli bir piyasası olan, fiyat olarak her zaman alıcısı olan, Antep fıstığı çeşitlerinin içinde lezzet olarak en güzeli, yağ olarak, aroma olarak, lezzet olarak en güzel cinstir. Onun akabinde de siirt gelir arkadaşlar. Siirt de siirtin özelliği de erken verime yatar. Yani böyle aşıdan sonra, yani diyelim ben bunu 4 yaşında, bu ağaç 4 yaşında aşıladım. İşte 6. 7. yıllarında böyle birkaç salkım her ağacında bulabilirsiniz. Taneleri çok iri olur arkadaşlar. Salkımları çok büyük olur. Dediğim gibi çok güzel tutar ağacı. Erken yaşta tutmaya başlar. Taneleri kocaman kocaman olur. Piyasası da arkadaşlar Antep fıstığına göre farklılık gösterir. Bazen Antep fıstığından 8-10 lira aşağı gider. Bazen piyasası oluşur, ihracata çıkar. 8-10 lira pahalıya gider. O değişir, yani stabil bir fiyatı yoktur. Ama dediğim gibi pahalı gittiği de olur Antep fıstığına göre, daha ucuz gittiği de olur. Ama Antep fıstığının her zaman için belli bir piyasası vardır arkadaşlar. Sonra şey var arkadaşlar, tekin. Tekin cinsi var. Bunları söylüyorum şimdi. Sırasıyla söylüyorum arkadaşlar. Söylediğim sıraya göre önem sırası da aynı şekilde. Yani birinci Antep fıstığı, ikinci siirt fıstığı, üçüncü tekin. Tekin de arkadaşlar o da erken verime yatan bir çeşit. Onun da böyle 5 yani komple ağaca ektikten sonra 5-6 yaşlarında verim almaya başlarsınız. Ama onun da siirte göre taneleri, siirt, bakın Antep fıstığına göre siirt büyük. Siirt'e göre de tekin daha kocaman kocaman tane de olur. Şuna geçelim. Ama fiyat olarak arkadaşlar hiçbir zaman belli bir piyasası olmaz. Lezzet olarak çok geridedir. Yani Antep'in, siirtin bayağı bir gerisindedir. Pek fazla lezzetli bir çeşit diyemem ama böyle tanelerine bakınca gözünüzü doyurur. Öyle diyeyim. Sonra tekin var. Tekin diyorum. Tekini söyledik zaten. Barak yıldızı var arkadaşlar. Yine Antep yöresine ait bir çeşit. Antep fıstık araştırmanın geliştirdiği bir çeşit. O da arkadaşlar
Ticari olarak fazla bir şey yoktur. Değeri yoktur. Çok erken verime gelir. Çok aşırı bir tutum sağlar ağaç. Çok iyi meyve tutar. Soğuk iklimlerin aslında çeşididir arkadaşlar. Soğuk iklimlerde yapıyorsanız tekin çok güzel bir cinstir. Ama dediğim gibi ticari anlamda fazla bir getirisi yok. Böyle biraz ilgi yok yani, öyle diyeyim. 2 ayda yani uyanıp olgunlaşması 2 ay sürer. Yani yaklaşık bunlardan Antep Siirt tekine göre 1 ay, 1,5 ay önce olgunlaşır. Onun için yaş yemedi arkadaşlar. Bak, şey değil, kuru yemiş değil. Öyle yaş yaş alıp yemede tercih edilebilir. Ama dediğim gibi büyük anlamda, ticari anlamda bilmiyorum ben, bu Antep fıstık araştırmanın halen onunla ilgili bir çalışması var mı? Pek emin değilim. Ama dediğim gibi ticari anlamda piyasası yok. Daha farklı çeşitler de var arkadaşlar. Halebi falan var mesela. Ama ben dediğim gibi ben sadece hakim olduklarımı, bildiklerimden size bahsettim. Şu anda Siirt arkadaşlar güzel. Ben de yaklaşık bir 700 ağaç Antep aşıladım bundan önce, yetiştirdiklerim Antep. Bundan sonrakileri de Siirt'e döneceğim. Bir ara Tekin'e de gitti geldi aklım. Dediğim gibi Tekin'in fazla bir şeyi yok. Yani bir Antep fıstığıyla, bir Siirt fıstığıyla maddi olarak yarışamaz. Öyle bir çeşit. O da şeyinden kaynaklı arkadaşlar. Lezzetinden lezzeti fazla yok. Kocaman ama her birisi badem tanesi kadar diyebilirim size. Hiç görmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Aşımız da arkadaşlar bugün son. Bugün bitiriyoruz kısmet olursa. Buna göz takmamışız daha önce. Aşımız da bugün bitiriyoruz. Bundan sonra artık bunda ağaçların tekrar, burayı hiç sulamadım ben bu yıl aşılayacağım için. Biraz da burayı geçen yıl aşılamam lazımdı aslında. Siirt kalem bulamadım arkadaşlar. Siirt kalemi de bu yıl Nizip'ten dün gittim Nizip'te, arkadaşım var orada sağ olsun. Onun bahçesinden aldım. Onun için böyle bir yıl geç kaldı. Bu normal boylarda bir ağacımız ki bundan daha kocaman olanları var. Onların üst dallarını aşıladım hep. Şimdi ya şunu da belirteyim arkadaşlar. Benden kalem isteyen arkadaşlar oluyor. Şimdi kalem arkadaşlar bir günde elinize ulaşır. Ben kilisteyim. Kalem eğer elinize bir günde ulaşabilecekse mesafeyi hesaplayın. Ona göre benden kalem isteyin. Çünkü kalem bir günü geçince, ikinci güne sarkınca olmaz arkadaşlar. Aşı yapamazsınız. Ben de hani size gönderirsem böyle bu satırın küçüklerinin içinde su şeklinde yine gönderirim. Hayır, bir taraf. Gönderirim. Dediğim gibi mesela ben bugün verdim. Otobüsü zaten kargoyla ulaşması mümkün değil pek öyle bir günde elinize. Ancak otobüsle gelirse bir günde ulaşır. Onu da mesela ben bugün verdim. Hemen sabahını alıp kaleminizi yerine koymanız lazım. Yani uzaklardan benden kalem istiyor bazı arkadaşlar. Kalem de gerçi bu yıl sıkıntılı arkadaşlar. Kalem de kuraklıktan kaynaklı pek bir ağaçlarımız güzel çalışamadı. Kalem olmadı yani. Bir de kalem alacağınız ağacın genç ağaç olması lazım. Her ağaçtan, hele illa ki tutkun ağaçlardan, yani mahsulü iyi tutmuş ağaçlar kalem vermez arkadaşlar. Ancak mahsulüne odaklanır. Böyle taze sürgün vermez yani bunun gibi. Bu yıl da biraz fıstığımız var yani şükür. Dediğim gibi arkadaşlar, kalem isteyen arkadaşlar bu yıl zor, ha önümüzdeki yıl inşallah göndermeye çalışırım. Bu yıl bir iki tane arkadaşa söz verdim. Onları da haftaya göndereceğim inşallah. Onlar dediğim gibi otobüs mesafesindeler. Bana otobüsle, yolcu otobüsüyle göndereceğim.
Bu videomuz da böyle oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bildiğim kadarıyla size çeşitlerden de bahsettim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.